Efendim? Ne? Ne demek Feride yok? Bir şey yapmadın değil mi kıza? Tamam, bulurum ben. Nereye kayboldum Allah'ın belası? Bankadan bir haber var mı? Banka? Ya aklın nerede senin? Ateş Bey parayı hesaba yatırmış mı? Umarım bir sorun çıkmaz. Sanmıyorum dayı. Adam sözünün eri birine benziyor. Hem ben şirketi araştırdım, hep nakit çalışıyorlarmış. Vallahi o paraya çok ihtiyacımız var. Biliyorum dayı. Ya yüzün gülüyor. Güzel bir haber mi var? Evet Osman Bey. Bankadan aradılar. Para hesaba geçmiş. Güzel. Acil ödemelerin talimatını veriver hemen. Adamı arayıp teşekkür etmek lazım. Tamam dayı, ben konuşurum. Ha, dayı, Cüneyt'e benden bahsetmedin değil mi? Anladık çocuk. Kaç kere söyleyeceksin? Ateş Bey'le çalışmayı ben istedim. Senin Cüneyt'le beraber haberin olacak. Yarın yemekte açıklayacağız durumu. Tamam dayı. Benim bir işim vardı ama... Ben de şu para işiyle ilgileneyim. Umarım Cüneyt'in yanına gitmemişsindir Feride. Cüneyt'i öptüysen seni gebertirim. Nergis, Cüneyt geldi mi? Hayır, Cüneyt Bey henüz gelmedi. Kim arıyor Cüneyt'i? Tunç Bey. Ne dedi? Bir şey söylemedi. Bu işi bir an önce halledin. Kemal'in bir suçu yok. Bir gece daha nezarethanede kalmasını istemiyorum. Babamla değil, benimle irtibatta olacaksınız. Haber bekliyorum sizden. Efendim Tunç. Neredesin kuzen? Evdeyim. Şirkete gitmedim. Avukatlarla görüşüyorum. Babam Kemal'in başına gelenlerden haberdar olmamalı. Sen de bir şey söyleme. Söylemem, merak etme. O iyi mi? İyi. Avukatlarla görüştüm. Bugün çıkar diyorlar. İyi, sevindim. Sen ne zaman geçeceksin şirkete? Bilmiyorum. Biraz başım ağrıyor. Duş alayım, belki sonra gelirim. Tamam kuzen. Ateş Bey'le görüştün mü bugün? Hayır, aramadı. Ama hata yaptık kuzen. O $1 milyon çok ihtiyacımız vardı. Daha fazlasını da kazanacaktık. Neyse, sen merak etme. Daha çok iş yaparız biz. İş yapmasına yaparız da kuzen. Adam $1 milyon nakit verecekti. Bu devirde kimse senetsiz iş yapmıyor biliyorsun. Cüneyt. Cüneyt, alvarım. Dinle beni. Cüneyt, ne oluyor? Kim var orada? Tunç. Kapatmam lazım. Feride. Allah kahretsin. Cüneyt, yalvarırım izin ver içeri gireyim. Yalvarırım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Git buradan. Niye açmıyor bu ya? Alo, Ferman. Merhaba. Cüneyt yanında mı? Hayır, yanımda değil. En son karakolda gördüm. Biz gelince o çıktı. Anladım. Kemal çıktı mı? Evet. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Nergis, Cüneyt şirketi arayıp bir şey söyledi mi? Hayır, söylemedi. Uf, nerede bu ya? Feride, git dedim. Laftan anlamıyor musun sen? Benden bu kadar mı iğreniyorsun? Dokunamayacak kadar mı? Çık git artık hayatımdan. Bana bunu niye yapıyorsun Cüneyt? Beni sevdiğini söylüyordun. Bu mu senin sevgin? Bu mu aşkın? Beni dinlemiyorsun bile. Bende ne aşk ne sevgi bıraktın Feride. Her şeyi yıktın gittin. Sana bir fırsat verdim. Bana geldin. Selim her şeyi anlatacaktı bana. Selim'e para vermeyi bile kabul ettim. Ama ne oldu? Sana güvenmek için çabaladım. İnanmak istedim. Ama her seferinde ne kadar aşağılık bir insan olduğunu gösterdin bana. Cüneyt, yalvarırım inan bana. Bize oynanan oyunun parçaları bunlar. Her taraftan sıkıştırdılar bizi. Beni böyle görmeni istediler. Aşağılık, namussuz, yalancı biri gibi gösterdiler. Ama gerçek bu değil. Benim yaşadıklarım bambaşka. Bu yüzden beni dinlemek zorundasın. Çık git artık hayatımdan. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni dinlemek zorundasın. Cüneyt. Aha. Pardon, sen miydin? Cüneyt sandım. Cüneyt Bey'den haber yok. Tunç Bey de aramadı. Neredesin Cüneyt? Neredesin? Ne var be? Neredesin Tunç? Sana ne? Aradığım sen değilsin zaten, merak etme. Cüneyt'i arıyorum. Nerede biliyor musun? Bilmiyorum. O gece herkese veda etmeye geldiğini söyledi Selim. İçeri girdi. Benim midem çok kötüydü. Fenalaştım. Bana nane limon hazırladı. Onu içtikten sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde o evdeydim. Yemin ederim Cüneyt, o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana hazırladığı nane limonun içine uyku hapı atmış. Seni gördüm. O eve geldim. Ortalıkta içki şişeleri, mumlar. Seri serpi Selim'in yatağında yatıyordum. Hayır, ben kendim de değildim. Ben bir tek sana aşık oldum Cüneyt. Selim'e değil. Eğer Selim'le bir aşk yaşasaydım, şu anda senin yanında olmazdım. Kim bilir neler yaşadınız. Niye buradasın? Ne geçti aranızda? Hiçbir şey geçmedi Cüneyt aramızda. Ben o günden sonra sokaklarda yaşadım. Apartman boşluklarında, banklarda yattım. Hayata tutunmaya çalıştım. Ama hep kötü insanlar karşıma çıktı. Beni kullandılar. Bana... Bir lokantaya girdim çalışmak için. Sahibi bana saldırdı. Selim buldu beni. Kurtardı o adamın elinden. Cüneyt, yalvarırım dinle beni. Selim beni bir eve kapattı. Orada bir para buldum. Çok para. Dekontunu buldum. Kozan şirketi ödemiş parayı. Haberim var. Selim tekrar musallat olduğu için ödendi o para. Yalan Cüneyt, yalan. Çık git artık hayatımdan. Niye bana bunu yapıyorsun Cüneyt? Yalvarırım, inan bana. Babam başından beri evlenmemizi istemedi. Eylül'le birlik olup... Sakın. Kendi rezilliğini kapatmak için başkalarını suçlama. Neler yaşadığımı göremiyor musun? Bana niye inanmıyorsun Cüneyt? Artık. Hayır. Daha bitmedi. Dinleyeceksin. Bir kadın kurtardı beni. Önce iyi olduğumu sandım. Bana yardım ediyor diye düşündüm ama o da... Tamam. Madem anlatmaya başladın. Peki. Ateş'le nasıl tanıştın? Ona da uydurduğun bir hikaye vardı mutlaka. Ne oldu? Anlatmayacak mısın? Ateş Bey de mi gördü senin gerçek yüzünü? O yüzden mi buradasın? Hayır, Ateş Bey'le ben... Hiçbir şey anlatma Feride. Hikayelerini dinlemek istemiyorum senin. Yeni bir hayat kurdum. Ve o hayatta sen yoksun. Eylül'le çok mutluyuz. Yakında da evleneceğiz. Tek istediğim senden kurtulmak. Git buradan. Yalanlarını ve rezilliklerini al ve git. Çıkıyor musunuz? Gördüğün gibi evet. Cüneyt Bey ararsa ne söyleyeyim? Hiçbir şey söyleme. Eve geçiyorum ben. Neden geldin Feride? Neden? Sensiz yaşayamadığımı, seni unutamadığımı görmeye mi geldin? Cüneyt. Bana çok iyi bir ders verdin. Aşk diye bir şeyin olmadığını öğrettin bana. Kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem artık. İçimdeki güveni öldürdün Feride. Göreceğini gördün. Şimdi git buradan. Cüneyt, ben bu hayatta bir tek seni sevdim. Sadece seni seveceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Çünkü ben suçlu değilim. Yoruldum. Kaçmayacağım artık. Herkes suçsuz olduğumu görecek. Sus artık Feride. Utanacaksın bu söylediklerinden dolayı. Utanacaksın Cüneyt. Keşke Feride. Keşke utandırsan beni. Ama hiç sanmıyorum. Bir parçan hala beni seviyor Cüneyt. O yüzden benden kurtulamıyorsun. Biliyorum. Gördüm. Benden nefret etmek istiyorsun ama edemiyorsun. Edemiyorum. Evet, senden nefret edemiyorum. Ama sakın seni sevdiğimi de düşünme. Sakın. Seni kalbimden söküp attım. Sen kimsin ki senden nefret edeceğim ha? Sen benim nefretimi bile hak etmiyorsun. Yalan söylüyorsun Cüneyt. Çektiğin acılar sana yalan söyletiyor. Beni kalbinden nasıl bu kadar kolay söküp atarsın? Seni kalbimden söküp attım. Evet. Zor oldu Feride. Ben de kalbimi yaktım. Seni, anılarımızı hepsini içine kapattım ve yaktım. Yanmamış Cüneyt. Gözlerinde gördüm. Kendini tutuyorsun. Ah bir bırakabilsen. Bana atılan iftirayı göreceksin. Ne kadar benden kaçsan da kestirip atamıyorsun. Ne kadar kalbini yaksan da ben küllerimden geri dönüyorum. Bu da bana yeter. Küçücük bir umut yeterdi. Ve sen bana bugün bu umudu verdin. Ben acının boş sözlerle geçip gittiğini görmedim. Boş sözlerle değil Cüneyt. Bana atılan iftira ortaya çıktığında kanlı canlı göreceksin. Acın dinip gidecek. Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun? Buraya senden sevgi dilenmeye gelmedim. Bana bulaştırılan pislikten kurtulduğumda sana olan sevgimin hala tertemiz olduğunu göreceksin demeye geldim. Çünkü ben sadece seni sevdim. Her şeyimi kirletebilirler. Ruhumu, bedenimi. Ama sana olan aşkıma asla dokunamazlar. Ona sen bile dokunamazsın. Buna asla izin vermeyeceğim. Asla. Affedersiniz. Böyle birden daldım odanıza ama konuşmamız lazım. Tabii konuşalım kızım. Ne bu halin? Çok kötü şeyler oldu. Hiç iyi değilim. Korkutma beni. Dün Feride buradaydı. Feride mi? Nasıl olur?